Trabzonspor Demir Grup Sivas Spor maçının ilk yarısında tek gol var. 9. dakikada Marek Hamçık güzel bir golle Bordo Mavili takımı 1-0 öne geçirdi. Ve soyunma odasına bu golle üstün gitti Trabzonspor takımı. E, bir Hocam böyle ilk çeyrek saatlik dilimde Trabzonspor aa, bastırıyor. Ön alanda kalabalık işte e, tempolu falan dedik. Sonra o baskı gol getirdi. Ama beraberinde 15. dakikadan itibaren Demir grup Sivas Spor önce dengeyi sağladı, sonra tehlikeli ataklar yapmaya başladı. Trabzonspor'u anlatırken bir şeyin sık sık aramızda konuşurken de programları yaparken de e, dile getirdiğimizi e, dikkatimi çekiyor. Ağır oynadı, topu ağır çevirdi. Bu mudur Trabzonspor'un futbolundaki o sıkıntının en önemli sebeplerinden biri. Ne dersiniz? Valla bunu <laughs> teknik adam herhalde böyle istiyor. Belki de. Yani şimdi ben bakıyorum ama seyirci onu istemiyor. Şimdi Trabzon seyircisi geçen sene şimdi Villarreal maçı oynuyor yanında. Villarreal sahasında full istat. Buraya dönüyoruz. Geçen senenin lideri şampiyon takımı. takım. Sahaya bakıyorum yarısına, yarısından fazlası boş gibi. Yani liderin 3 puan gerisinde evet, zirvede evet, iddiası sonuna evet, kadar devam gibi. ediyor. Ama hocam artık millet bıktı ya yani iyi şeyler istiyor. Ben istiyorum bir defa ya seyirci olarak diyorum ki ya böyle top gitsin gelsin mücadele olsun. Topa vursunlar etsinler direkten dönsün kaleciden dönsün top kaçsın penaltı olsun bir şey olsun yani. Hocam çok ağır ya ver geriye ver geriye. Ben televizyonda izlerken diyorum ki şimdi sağ verecek, sağ veriyor. Şimdi diyorum ki geriye verecek, geriye veriyor. Şimdi bir daha geriye verecek. E ee, Rakip takım geliyor, hep beraber bekliyorlar. Arka tarafa hiç iş düşmüyor ha. Yani dikkatini çekerim. Şeyin, e, Trabzon'un şantoforu kim? Gomez. Bugün kim oynuyor? <laughs> Bozok. Umut Bozok var. Umut Bozok. Hem tamam. Maxi Gomez var. Tamam. Hem Umut Umut var. Umut. Hem de Trezege var. Tamam. Peki Umut ortada. Umutu kaç defa toptan gördün? Ben bir defa gördüm. Bir bir kere bu şeyden <laughs> kaçtı. Bir defa gördüm ben. Gomez bir iki bir iki kere top alamayınca geriye geldi. E, Gomez'i görmedim. E, nasıl oluyor? Ya Bozo'yu görmedim. Ama çocuğun günahı yok ki. Hani gelse de Atamasa kaçırsa filan diye bakıyorum. E top ya gelmiyor çocuğa. Hocam, e, şimdi ya, yandan bir orta gelmedi. Biber kaç olmadı. Bir pozisyon geldi. Harika bir gol. Yani elinden oraya koydu. Şeyhan. Hakkı hakikaten elinden oraya attı. Ayak içini böyle gösterdi oraya koydu topu. Yani elinden bıraktı oraya. E, onun haricinde bir şey yok ya. Bana söylesene. Rakibin bir direkten dönen topu var. Uzaktan vurulan bir top olabilir. Ama ben bakıyorum. iki tane Uğur ben bakıyorum. Bakıyorum. Toprağı. Trabzon biraz Sivas'ın üstüne giderse bunu futbolcular hissettiler. Sivas'ın iki tane çabuk adam arka tarafta Trabzon'u kötü pozisyona düşürür. hem söyleyeyim. Sabah hem Enci tehlikeli Bak, iki geliyor. İki tane çabuk adamı çok kötü pozisyonlara düşürebilir. Zaten onlar da onu hissettiler. Hissettiler. Biz gol atalım. Çok da fazla arka tarafa gitmeyelim dediler. Bak sana net söylüyorum. Futbolcular futbolcular bu işi iyi bilirler. Şimdi o sahada oynayan adam herkesi geçer deparda. Sabah yani, değil öteki. Enci. Enci adam. Ötesi de öyle. Sabah da geçer de ama o Enci adam toplan moplan gidiyor. Valla aldı mı ceza alanına girdi mi yandın. Ceza alanına girdi mi yandın. Yani ya bırakacaksın Çok iyi. ya Fransa, falan Fransa yapacaksın. Fransa var onun. Sabah da öyle. E şimdi Leon zaman, Marsilya. Yani Trabzon'un arka tarafını açmaması lazım ama bu kadar da ağır oynamaması lazım. Bir de ceza alanı civarında oynamaması lazım. Başları cezaya girer Trabzon'un. Çünkü ce ceza alanı civarında oynarlarsa yan toplarda kafaya çıkar adamlar iyi hmm. Sivas'ta. Vuruyorlar. Yani Trabzon bugün biraz dikkatli oynayacak bir sıfırdan sonra. Şimdi ama e bir sıfırda kafi gelir mi? Bence her zaman. gelmez. 0 her zaman tehlikeli. Yani e, iki tane şutu var. Biri isabetli. Zaten o da gol, gol Trabzon'un. E, zaten iki şut. Birincisi de yine e, Bakasetas'ın şutuydu. Aynı evet. pozisyonun devamında gol geldi. Üçü isabetli. Beş şutu var. Demir grup Sivas evet. Spor. Evet. Yani bir tane gol dışında isabetli şutu yok. Trabzon'da. Yani şu ana kadar ilk 45 dakikada iyi bir maç olmuyor. Ağır bir maç oluyor. Yani 100 kilometre süratle bakarsak ben öyle diyeyim hani bir arabanın 100 kilometre süratle giderse bu maç şu anda 25 kilometreyle falan oynanan bir maç yani. Öyle söyleyeyim seyirci. 25 kilometreyle oynanan bir maçta da daha iyi gözüken taraf Sivas. Daha bir tehlike yaratmak isteyen Sivas. 15'ten sonra. Trabzon çok ağır oynuyor. Ne olur bilmiyorum. Ee, şimdi Trezeguet, Hamşik, bu tarz oyuncular, Bakasetas, takım savunmasına pek fazla destek vermiyorlar. Ee, şimdi Hamşik'ten artık takım savunmasına destek beklersen, bu sefer oradaki e, kreatif işleri yapamaz adam. Ama işte Hamşik, Bakasetas, Trezeguet falan derken bu sayılar artınca bu sefer bu tarafa fazla yük biniyor. E, top kaybı da var hocam Trabzonspor'da. Yani haddinden fazla top kaybı var. Böyle olunca bu sefer rakip takım boşluk buluyor, pozisyon buluyor, adam kaçırıyor savunma arkasına adamlar ve ağır. bazı oyuncuları da yük bilmiyor ağırlar. bu şekilde. Evet, ağırlar. Bana şu bir gerçek Baksana ama. Baksana neresi kırmızı haritada? Kendi yarı sahası kıpkırmızı. kırmızı. Evet. Haritada şu gözüküyor, bu maçta gol olacak. Ve. Golü de her an atabilecek pozisyonda gözüken takım Sivas şu 45 dakikada. Yani gole daha daha yakın olan Sivas. Yani Sivas atabilirdi. Ve ama Trabzonspor'da bir gol atsa sanki maçı bitirecekti. Böyle bir görüntü. var. bir olay. Yani bir, bir, bir vites yani yükseltse. Ha ya onu yapabilir bir ikinci yarı yapabilir. Oyuncu değişikliğinden falan olur mu olur. Yani şu pozisyon alışa baksana. Ama bu gidişle olmaz takımını. hocam. Ilk 45 şu görüntüyle görüntü görüntü. olmaz. Evet. Evet. Ama oyuncu değiştirir, bir şey olur, 2-0 olur filan o tamam. Şimdi ee, şöyle bir bakıyorum. Abdülkadir Ömür, Siopis, bu oyuncular Trabzon, mesela Siopis'i e, orta saha direnci düşünce oyunu alıyor ikinci yarıda. E, zaman zaman başta da aldı oldu tabii de. O öyle bir Siopis e, iki kişilik mücadele ediyor ki o düşen orta saha direncine ilaç oluyor. Bilmiyorum onu düşünebilir mi? Abdülkadir Ömür neresinden bakarsanız bakın yani adam eksiltebilen, mesafeyi hızlı kat edebilen bir oyuncu. Ee, hani değişiklikler özellikle öncelikle bu, buralardan gelir mi? Gelmeli mi ya da? Gelmeli tabii yani gelir mi değil. Böyle giderse oyun Sivas'a dönecek gözüküyor böyle giderse. E bu gidişi de Abdullah kenardan görüyordur. Görüyordur tabii. Önlemini alacaktır. Almazsa tabii. gider. Ama alırsa yanında şeyinde yanında oturan çareye adamlar var. Var. Alırsa değiştirebilir. Bir sıfırda önde. Bir burada olmak avantaj. Ama hiç o zaman garanti bir skor değil. Tabii. Tehlikeli, hele, hele en tehlikeli skor. Ve iki tane çok çabuk adamı var. Zaten bir tanesi sarı kartı gördü herhalde. Solbek. Ee, Eren'de sarı Eren kartı gördü. Var. Şimdi tehlikeli. Çünkü çabuk adam karşısında oynayan adam. Her an bir çalım atıp her an bir arkadan darbe kırmızıyı görebilir. Onun için hocam Trabzon'un 50 çabuk tutması lazım hocam. İkinci yarıya böyle ayağını. baskılı ve Habire üretken başlamalı evet. değil mi? Baskılı ama kontrollü baskılı. Yani bu Sivas takımının hücumcularına çok fazla baskı. Öyle langur lungur gidemezsin ama bu tarz değil. Ağır oynayarak değil. İkinci kademenin üçüncü kademenin oraya taşıyacaksın topu. Şimdi bir ile iki arasında oynamayacaksın. Mesela bakıyoruz. iki oyuncu gidiyor gidiyor. Hop bir basıyor. Dönüyor geri. Döndüğü evet. anda zaten Sivas savunmasını bakıyoruz yerleşmiş. Bir daha dönüyorlar kaleciye. İki pozisyonda Sivaslı oyuncu fark etti sabah. Böyle hissetti. Döndü kaleciye. Vermedi Trabzon'da bazı oyuncusu. Kör noktadan girdi. Beyazlık Ki o tarz oyuncu. olayları çok yaşadık. Böyle bir daldı. Bu taraftan döndü gitti. Verse çok tehlikeli. Hatırlar mısın? Bilmiyorum pozisyonu. Ee, şeyi nasıl buldun hakeme? Abdülkadir Bitigen. Şöyle kadar iyi. Bir ara ben ya hakem hiç maça karışmıyor falan dedim ama şöyle de düşünelim. Temaslı pek oyun olmadığı için evet. hiç uzamadı bile. 45'te bitirdi. Evet. Bir şey evet. yok yani. Evet. Temas yok. Evet. Gol bundan başka gol olur mu? Olur. Olur gibi duruyor. Olur gibi duruyor ama ya Olmama ihtimali az Hocam Bir şeyi de söyleyelim Bir Uğurcan'da da bir olumlu yönde Birkaç maçtır bir hareket var gibi geliyor o bana. Iyi çok çıktı. kötü başlamıştı Açıyı daralttı ama. ama o pozisyonun Başında side o side var mı Ona... Engin'in pozisyonunda evet. çok iyi büyüdü Büyüdü zaten bire üstüne birdi, vurdu Bire birdi o pozisyon Bir tane de bu taraftan bir şut var O da ya Saban'ın ya da Engin'in yine köşeden Her çıkardı. Her şey üst direkten gitti. Bir tane üst direk var. Yani bakın hep anlattıklarımız Sivas'ın pozisyonları. İki ya da üç tane pozisyondan bahsediyoruz. Lan kaleci'den bahsediyoruz. Ve Uğurcan'dan bahsediyoruz. <laughs> direkten dönen top Otomatik diyoruz. Otomatik olarak bir yerlere geliyorsun Hocam. Konuşa tabii, konuşa. Tabii Zaten Seni götürüyor. Özetten birazdan özet geldiği zaman izleyicilerimiz de görecek yani. Özetteki pozisyonlardan izleyicilerimiz de görecek. Evet. Yani özet yaparken en iyi pozisyonlardan yapıyorsun. Oradan ilk 45 dakika içinde görüntü bu. Ee, biz şimdi sözü skorboard'a bırakacağız. Ardından takım oyunu ekibi hazır. Bu karşılaşmanın görüntüleri üzerinden takım oyununda e, maçı değerlendirecekler. Sonrasında günün ikinci maçı Fenerbahçe Başakşehir maçını da heyecanla bekliyoruz. Dileyelim adı gibi yani adından zirve maçı Geçtiğimiz iki var. maç gibi olmasın. Derbiler gibi. Derbiler, derbiler gibi derbile. olmasın yani. Evet, e, hem o maçın devre arasında ardından o maçtan sonra da iki karşılaşmayı birlikte Erman Hocamla beraber bir de değerlendireceğiz. Biri 3 gollemiş, ikisi penaltıdan biri de kaç gol attı? 28. 28 gol Yani bak düşün. Madalyonun iki yüzüne evet. bakacağız. Evet. evet. Sözü skorboard'a bırakalım. Ardından yeniden birlikte olacağız.